5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 133. 2. ünite sonu değerlendirme soruları. İlk bölümümüzde doğru yanlış soruları var. Birim kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. Evet, birim kesirler payı 1 olduğu için arkadaşlar 1 tamdan küçüktür, 0'dan da büyüktür. Bu ifadem benim doğrudur. Bir kesri genişlettiğimizde ya da sadeleştirdiğimizde kesrin değeri değişir. Kesrin değeri değişmez arkadaşlar. Kesrin değeri aynı kalır. Yanlış. 1 bölü 4, 1 bölü 6, 1 bölü 8 kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Paylar eşit olduğu için paydalarına bakıyorum. Paydası küçük olan büyüktü. Buradaki bilgi şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. En küçük 1 bölü 8 olacak. Bu ifade de yanlış. 4 tam 3 bölü 5 kesri. 4 tam ile 3 bölü 5 kesirin toplamı olarak ifade eder. Evet, burada ben bunu şöyle de yazabilirim arkadaşlar. 4 artı 3 bölü 5 ile 4 tam 3 bölü 5 aynı şeydir. Birbirine denktir. Doğru. 2 tam 3 bölü 5 kesri, birim kesri 1 bölü 5'tir. Evet, buradaki kesrim 2 ile 5 yaptım. 10, 13 bölü 5, 13 bölü 5 kesrinin birim kesri 1 bölü 5'tir. Doğru. İkinci soruda uygun işaretleri koyalım. 1 bölü 4, 1 bölü 5 paydalar eşit olduğu için paydası küçük olan büyük olması gerekiyordu. 1 bölü 4 büyüktür, 1 bölü 5. 1 tam 2 tam vermiş arkadaşlar. 2 tam büyük olduğu için 1 tam 1 bölü 4 küçük olması gerekiyor. İkisi de 1 tam olduğu için paydalara bakıyorum. Paydalara eşit, o zaman paydalara bakmam gerekiyor. Payı büyük olan daha büyüktü. Buraya büyüktür koyuyorum. 2 bölü 7, 4 bölü 14. Bu 4 bölü 10 ve 14'ü sadeleştirdiğiniz zaman arkadaşlar 2 bölü 7 olur. Birbirine eşit olur. 3 tam 3 bölü 4. Burada zaten 3 tane tamım var. Bir de onun üzerine 3 bölü 4 kesir olduğu için 3'ten büyüktür. Burada da 5 ve 5 tam 2 bölü 6 verilmiş. 5, 5 tam 2 bölü 6'dan küçüktür. Üçüncü soru, aşağıdaki işlemleri yapıp eşleştirelim. 1 bölü 3 artı 2 bölü 6. Burada 2 bölü 6'yı ben 1 bölü 3 olarak da sadeleştirebilirim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 eşittir 2 bölü 3. 1 tam 1 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi topladığım zaman 1 tam aynen yazıyorum. 1 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi topladım. Bunu 3 ile genişlettim. 3, 1 daha 4. 1 tam 4 bölü 6. Yani 1 tam 4 bölü 6'yı da ben bileşik kesire çevirdiğim zaman 6 kere 1 6. 10 bölü 6 kesir, altı kesirlerde 10 bölü 6 yok çünkü 10 bölü 6. 10 bölü 6'yı sadeleştirdiği zaman 5 bölü 3 olacak arkadaşlar. Şıklara bakalım. 3 kere 1, 3. 2 daha ekledik. 5 bölü 3. Şöyle eşleştirerek düzeltiyorum. 2 tam 3 bölü 8'den 1 tam 1 bölü 4'ü çıkartıyorum. Bunu direkt bileşik kesire çevirerek de yapabiliriz. Ya da önce tamları çıkartıp sonra basit kesirleri çıkartarak da yapabilirsiniz. 2 kere 8, 16. 3 daha 19, 19 bölü 8, eksi 4 kere 1, 4, 5 bölü 4. Bunu 2 ile genişlettim. 19 eksi 10 bölü 8. Cevabımız 9 bölü 8. 9 bölü 8 nedir? 1 tam 1 bölü 8'dir arkadaşlar. Eşleştirdim. Son soru 4 eksi 2 bölü 3. Bunun paydası 1 olarak düşünüyorum. 3 ile genişlettim. 3 kere 4, 12. Eksi 2 bölü 3. Cevabımız 10 bölü 3. 10 bölü 3 nerede var arkadaşlar? 3 tam 1 bölü 3. Cevabımız. Dördüncü soru. İşlem sırasında boş bırakılan yerleri dolduralım. 1 tam 1 bölü 4 ile 3 bölü 8'i toplayalım. 4 kere 1 4. 1 ekledik. 5 bölü 4 ile 3 bölü 8'i toplamam gerekiyor. 2 ile genişlettim. 2 kere 5, 13 ekledik. 13 bölü 8. Burası 13 bölü 8. Öbür tarafımızı yapalım. 3 bölü 8'de 1 bölü 6'yı topluyorum. Bunu 2 ile genişlettim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. 2 kere 3, 6. Bir daha ekledim. 7, 7. 7 bölü 16. Buraya da 7 bölü 16 yazalım. Daha sonra 13 bölü 8 ile, yani hemen şuradaki sayımın yanına artı 7 bölü 16 yazalım. Burayı 2 ile genişlettik. 13 ile 2'yi çarptım. 26. 7 daha ekledim. 23. 23 bölü 16. Cevabımız 23 bölü 16. Beşinci soru. Yandaki birbirine denk olan kesirlerin bulunduğu kutuları kırmızıya boyanız.
1 bölü 2 ile 3 bölü 6 birbirine denktik. 1'i 3 ile çarptım. 3, 2 ile 3 ile çarptım. 6. Bunlar denktir. Sayfa 134, 6. soru. Buradaki yıldızı soruyor. Bana yıldızın yerine yazılabilecek doğal sayıları. 18 bölü 8 küçüktür. Yıldız o da küçüktür. 32 bölü 6. Evet, 18 bölü 8. Ben 18'i 8'e böldüğüm zaman arkadaşlar ne çıkacak bakalım. 2, 2 kere 8, 16. Çıkarttım 2. Buradaki sayım benim arkadaşlar 2'den büyük. 32 bölü 6. 32'yi 6'ya bölüyorum. 5, 6 kere 5, 30. 2 artıyor. Yani burada burası 5'ten büyük. Burası da 2'den büyük bir sayı. 5 ile 2'nin arasında arkadaşlar 3 var, 4 var. Başka da ben sayı alamam. 5'i alabilir miyim? 32 bölü 6. Evet. 5'i de alabilirim arkadaşlar. Çünkü 32 bölü 6 5'ten büyük olduğu için eşitliğimi sağlar. Bana bunların toplamını soruyor. 5, 4 daha 9, 3 daha 12. 7. soru. Çetin her gün düzenli olarak matematik dersinden soru çözüyormuş. İlk gün 180. Her gün bir önceki gün çözdüğü sorunun 2 bölü 3'ü kadar soru çözmüştür. Buna göre Çetin 3. gün çözdüğü soruyu soruyor. İlk gün 180 çözdüyse bu birinci gün. İkinci gün bir önceki çözdüğü soru sayısının 2 bölü 3'ü kadar. 180 çarpı 2 bölü 3. 180'i 3'e böldüm. 60, 60 çarpı 2, 120. İkinci gün 120 soru çözmüş. Üçüncü günde bunun 2 bölü 3'ü kadar çözecek. 120'yi 3'e böldük. 40, 40 çarpı 2, 80. Cevabımız A şıkkı. 8. soru. Mustafa Bingöl'den Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkmış ve 100 km sonra mola vermiş. Molanın ardından kalan yolun 5 bölü 12'sini gittikten sonra arabası bozulan Mustafa kalan yolu otobüse gitmek zorunda kalmıştır. Bingöl ile Gaziantep arası 460 km olduğuna göre Mustafa'nın otobüse gittiği yol süre arkadaşlar. Şimdi önce 100 km'sini zaten molaya kadar gitmiş. 460'dan 100 çıkartıyorum. 360, yani molaya kadar şöyle çizdim. Molayı burada verdiğini düşünün, bu tarafta 100 km gitmiş. Şuradan başladığımızı düşünelim. 100 km gitmiş. Burası da varış noktası. Gitmesi gereken yol 360 km. Kalan yolunun 5 bölü 12'si. Yani 360'ın 5 bölü 12'sini bulalım. Çarpı 5 bölü 12. Burada ben 360'ı 12'ye bölüyorum. 30, 30 çarpı 5. 150. Demek ki 150 km'sini gitmiş. Sonra geriye kalanı otobüse gitmiş. 360'dan 150 kilometreyi çıkartıyorum. 0, 1, 2. 210 kilometresini arkadaşlar otobüse gitmiş. Cevabımız D şıkkı. 9. Buradaki sıralamaya göre üçgen sembolü yerine yazabilecek en büyük doğal sayıyı soruyor. 1 bölü 7 küçüktür. Şimdi burada paylar eşit olduğu için arkadaşlar paydalarına bakmam gerekiyor. Paydası küçük olan daha büyüktür. Demek ki benim arkadaşlar burası 7'den küçük olacak. 7'den küçük olması için buraya ben yazabileceğim en büyük sayı 4 olur. 10. soru. Yukarıdaki işlemlerin sonuçlarını karşılayan harfler işlemlerin altlarına verilmiştir. Hamza işlemlerin sonuçlarını hesaplayıp büyükten küçüğe sıralacakmış. 4 bölü 5'e 1 bölü 10'u topluyorum. 2 ile genişlettim. 2 kere 4, 8, 1 daha ekledim. Burası 9 bölü 10. İkinci sıra bakalım. 5 ile genişlettim. 5 kere 1, 5, 1 ekledim. 6. 6 bölü 20. Üçüncüsüne baktık. 4 ile genişlettim. 3 kere 4, 12. 12'den 9 çıkarttım. 3. 3 bölü 20. 5 bölü 12. Burası 10 olduğu için 5 ile genişlettim. 5 kere 5, 25. 25'ten 17 çıkarttım. 8 bölü 10. 9 bölü 10, 6 bölü 20, 3 bölü 20, 8 bölü 10. Buradaki sayıları rahatça sıralamak için arkadaşlar hepsinin paydasını 20 yapalım. Bunu 2 ile genişlettik mi arkadaşlar? 9 bölü 10 değil artık. Burası 18 bölü 20 olarak düşünelim. Diğerinde 16 bölü 20 olarak düşünelim. Hepsinin paydası 20 olduğuna göre paylara bakıyorum. 18, 6, 3, 16. Ben neye göre sıralayacaktım? Büyükten küçüğe.
En büyüğüm 18 olduğu için K. 18'den sonra 16 var. I. 16'dan sonra ne var arkadaşlar? 6 var. S. Ve en sona A kaldı. Şifrem kısa. Sayfa 135. Hasan öğretmen öğrencilerin boy uzunluklarına göre yandaki gibi büyükten küçüğe doğru sıralamış. Buna göre Ali, Ayşe ve Ahmet'in boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Büyükten küçüğe dediği için arkadaşlar Ali en büyük olacak. 11 bölü 8, 7 bölü 4, 9 bölü 8. Burada 7 bölü 4 paydasını 8 yapmak için 2 ile genişletiyorum. 14 bölü 8 olarak düşünün. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Ali Ayşe'den küçük oldu çünkü payı 14 oldu. Bu bilgi yanlış. B'ye baktık. 13 bölü 8, 6 bölü 4, 7 bölü 4. Bunların da hepsini paydasını 8 yapmak için 2 ile genişlettim buraya. 12 bölü 8. Alttakine de bakalım. 14 bölü 8. Hepsinin paydası 8 olduğuna göre paya bakıyorum. Payı büyük olan en büyüktü. Ahmet en büyük burada arkadaşlar. Bu da yanlış. 6 bölü 4, 11 bölü 8, 17 bölü 16. Hepsinin paydası 16 yapmak için bunu 4 ile genişlettim. 24 bölü 16. 11 bölü 8'i de 2 ile genişlettim. 22 bölü 16. Burası da zaten 17 bölü 16. 24, 22, 17. Sıralamamız doğru oldu. Cevabımız C şıkkı. 12. soruda yukarıdaki birim kesirlerin gösterdiği eş parçalarla ayrılmış sayı doğru da verilmiş. Buna göre birim kesirlerin yerlerinin doğru olabilmesi için hangi kesirler yer değiştirmelidir? Buradakine bakalım kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Buradaki 1 bölü 8 olan doğru. 1 bölü 8 doğru olduğu için 1 bölü 8'i hiçbir şekilde değiştirmeme gerek yok. C ve D şıkkı otomatikman devre dışı kalmış oldu. Yanındakine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. Buranın 1 bölü 7 olması gerekiyor. Yani 1 bölü 6 ile 1 bölü 7 yer değiştirecek. 13. soru. Yukarıdaki verilen denk kesirlerin yazı olduğu eş büyüklükteki kartlar birleştirilerek dikdörtgenler elde edecektir. Buna göre hangisi elde edilemez? Eş kesirlere bakalım. 1 bölü 8 ile eşit olan 2 bölü 16 olur. 2 bölü 16 var mı? Yok. 3 ile genişlettiğim zaman 3 bölü 24 olur. 3 bölü 24 var mı? Yok. 4 ile genişlettiğim zaman 4 bölü 32 olur. Yok. 5 ile genişlettiğim zaman 5 bölü 40 olur. Yok. 1 bölü 8 olmayacak. Ancak 16 ile genişlettiğim zaman 1'i 16 ile çarptım. 16, 16 ile 8 ile çarptım. 16 çarpı 8, 80, 48 daha 128. Şu ikisi denk. Baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkı var. Diğer denk olanlara bakalım. 4 bölü 16, 9 bölü 36. 4'ü 16'yı 4'e böldüm. Burası 1 bölü 4'e denk. 9 bölü 36 da yine 9'a böldüğüm zaman 1 bölü 4'e denk. Bu ikisi de olacak. C de gitti. 14 bölü 35. 7'ye böldüğüm zaman arkadaşlar bunlara 2 bölü 5 olur. 12 bölü 49. 2 bölü 5'e denk değildir. Demek ki burada turuncuyla yanındaki renk birbirine denk değil. 21 bölü 40 ile 42 bölü 80. 21'i 2 ile çarptım. 42, 42 ile çarptım. 80. Bu ikisi de denk olmayan D şıkkı. 14. soru. Bir telefonun bataryasının 3 bölü 4'ü bittiğinde telefon 20 dakika şarj edilirse bataryanın 1 bölü 2'si doluyormuş. Yani benim bataryam şöyle 4 parça olarak çiziyorum. Bunun 3 parçası bittiğinde yani bir parçası doluyken 3 parçası 20 dakikada şarj edilirse 3 parçası boşken 20 dakikada şarj edilirse yarısı doluyormuş. Demek ki şu bir parça arkadaşlar doldu mu yarısı olacak. Bir parça 20 dakikada şarj olmaktadır. Toplam burada 4 parça olduğu için 4 çarpı 2 toplam 80 dakikada şarj olur. 1 bölü 8'i dolu olduğunda 80'in 1 bölü 8'i 80'i 8'e böldük. Yani 10 dakikada. İçinde 10 dakikalık şarj olduğu zaman benim 70 dakika şarj edilmesi gerekiyor. Ama 50 dakika dediği için arkadaşlar 70'ten 50'yi çıkartıyorum. 20 dakika daha şarj edilmesi gerekir. 15.
Şekildeki özdeş yayların ucuna takılan farklı kütleli 3 cisim varmış. İkinci şekildeki cismin kütlesi 2 tane 1 bölü 4, 2 kere 4, 8, 9 bölü 4'müş yani. 3 cismin kütleleri toplamı 7 tam 5 bölü 8 olduğuna göre. Şimdi buradaki ikinci şekli 2 ile 2 tam 1 bölü 4, 2 kere 4, 8, 9 bölü 4. Hemen şöyle yazdım. 3 cismin toplamı 7 tam 5 bölü 8, 7 kere 8, 56. Hepsinin toplamı şöyle yazıyorum. 56, 61 bölü 8. Buradaki cisimlerin kütleleri olabileceği seçeneği soruyor arkadaşlar bana. Toplamından ben 61 bölü 8'den ikinci şekli çıkartıyorum. 9 bölü 4. 2 ile genişlettim. 61 eksi 18 bölü 8. 61'den 18 çıkartıyorum. 43 bölü 8. Buradaki 1 ile 3'ün toplamı 43 bölü 8 olması gerekiyor. 43 bölü 8, birleşik kese çevirelim, özür dilerim, tam sayılı kese çevirelim. 43'ü 8'e böldüm. 8 kere 5, 40. Çıkarttım. 3, yani 5 tam 3 bölü 8. Buradakilerin toplamı 5 tam 3 bölü 8 olacak. 1 ile 4 topladım, 5. 7 ile 1 topladım, 8 olmaz. Evet, D'ye bakalım. 2 tam 1 bölü 8'de 3 tam 3 bölü 4. Bunu paydasını 8 yapmak için 2 ile genişlettiğim zaman 6 bölü 8 olur. Yani 3 tam 6 bölü 8 ile 2 tam 1 bölü 8 topladığım zaman burada toplamı 43 bölü 8 olan bakalım. 8 kere 1 8, bir daha ekledik 9 bölü 8. 32, 39, 39 ile 9 topladık. 48, A şıkkını eledik. İlk kere 2, 4, 1 ekledik, 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2. Paydasının 8 olması için 4 ile genişlettim. Burası artık 20 bölü 8. 20 bölü 8 ile 3 bölü 8, 24 1 ekledim. 25 bölü 8. Topladık 45 bölü 8. B de gitti. 8 kere 1, 8, 7 ekledik. 15 bölü 8. Burası 15 bölü 8. İlk kere 3, 6, 7 bölü 2. Bunun paydasını 8 yapmak için şöyle 2 yazıyorum, düzeltiyorum. 7 bölü 2, 4 ile çarptım. 28 bölü 8. 28 bölü 8 ile 15 bölü 8 topladım. 43 bölü 8. C şıkkı olacak. 16. soru. Yukarıdaki şekilde Emre ile Ahmet arasındaki mesafe 40'tan 1 bölü 8'miş. Ok yönünde Emre ile Ahmet adım uzunluklarını her seferinde değiştirmeden 3'er adım attıklarında aralarındaki mesafe değişmiyormuş. Yani Ahmet 1, 2, 3 adım geliyor. Emre de buradan 1, 2, 3 adım geldiğine göre aralarındaki mesafe de değişmediyse Ahmet ile Emre'nin adımları aynıdır. Emre'nin 1 adımı 1 bölü 4 metre olduğuna göre Ahmet'in 1 adımı da 1 bölü 4'tür. Emre ve Ahmet birbirlerine doğru birer adım attıklarında aralarındaki mesafe. Şimdi burada tam tersi olacak arkadaşlar. Aralıdaki mesafe bu. Ahmet bir adım attı. 1 bölü 4 geldi. Emre'nin de artık yönü bu tarafa değil. Bu tarafa doğru atacak. 1 bölü 4 da gelecek arkadaşlar. Toplam 2 bölü 4 yaklaşacak. 40 tam 1 bölü 8 den ben 2 bölü 4'ü çıkaracağım. 2 bölü 4'ü ben genişleteyim arkadaşlar. 2 ile çarpayım. Burası 4 bölü 8 olarak yazayım. Direkt 4 bölü 8. 40'tan 1 bölü 8'den 4 bölü 8'i çıkaracağım. 40'tan 1 bölü 8'den 4 bölü 8'i çıkartıp sonucumuzu bulalım. Bunu arkadaşlar ben 40 tamı 39'a düşürüyorum. 1 tam buraya veriyorum. Yani burası 39 tam 9 bölü 8 olarak düşünelim. Çıkarmayı da aratmayı yapmak için. Eksi 4 bölü 8. 9 bölü 8'den 4 bölü 8 çıkardım. 5 bölü 8. 39 tam 5 bölü 8 olarak cevabımı buldum. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.